Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sercan Hoca'nız. Bugün beşi bir yerde altın değerine soruların TET matematik ile karşınızdayım. Değerli arkadaşım sınav yaklaştıkça sana 10 numara TET'de karşımıza gelebilecek sorular çözmeye devam ediyorum. Değerli arkadaşım şimdi hazırsanız haydi gelin başlayalım. Birinci sorumuza geldiğimizde aşağıda verilen çemberlerden oluşmuş şekil içerisine bizimki yanda verilmiş 18 tam sayı yerleştiriliyor. İç kısımda bulunan çemberler içerisindeki sayıların çarpımı çift sayıdır. Yani burada içine yazdığım sayıları çarptığımızda çift sayı çıkıyor. İç kısımda bulunan çemberlerde ardışık olan iki çemberin içindeki sayıların çarpımı bu çemberlere teğet olan dıştaki çember içerisine yazılıyor. Yani şunu demek istiyor. Sen bu içerisine x ve y yazıyorsan bunları çarptığında hemen bunlara komşu olan dış çembere yazacaksın. Tamam mı? Bu mantıkla düşüneceğim. O halde buna göre dışta bulunan çemberler içerisindeki sayıların en çok kaç tanesi tek sayıdır? Değerli arkadaşım şöyle düşünsene. Burada çift sayılar yazdığını düşünürsen ya da çift tek de düşünebilirsin. Çiftle çiftin çarpımından yeşile çift yazman gerekir. O halde dışarıdaki yeşillerin çift sayısını azaltmak istiyorsan sarılara yazabildiğin kadar az sayıda çift sayı yazman gerekir. Peki ben buradaki bütün iç çemberlere tek sayı yazsam sadece bir tanesine çift sayı yazsam. Ben bu iç çemberlerdeki sayıları çarpımında çift sayı olmaz mı? E çift sayı özelliği gereği bir tane çift sayı bütün tek sayıları bir anda ne yapar? Darma duman eder ve çift sayı yapar. O halde içeri bir tane çift sayı yapmam. işteki sayıların çarpımının tamamını çift sayı yapacaktır. Bu mantıkla gel dıştakileri bulalım. Hocam tekle tekin çarpımından tek. Bak komşu olanları tek. Hocam burası. Bura tek. Tekle tek. Tek. Hocam. hoca. Hocam burlarda yalnız çiftle tekin çarpımından çift, çiftle tekin çarpımından çift, çift, çift gelir. Maksimum yazabileceğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane en çok tek sayı yazabileceğimi buldum. O halde doğru seçeneğim Ceyhan'dır. Geldim hemen mini denememizin ikinci sorusuna ve mutlak değer sorusu. Yukarıda A, B, C, D ve E ağaçlarının konumları sayı doğrusu üzerinde modellenerek gösterilmiştir. Tamam. Sayı doğrusunun başlangıç noktası C ve D arasında. C ve D arasında başlangıç noktası varmış. A, B, C, D ve E ağaçları sayı doğrusuna sırasıyla A, B, C, D ve E sayılarına karşılık gelmektedir. Mutlak B10, mutlak E12, mutlak A eksi E mutlağın sonucu 36 olduğuna göre A eksi B'nin mutlak değer sonucu kaçtır diye sor. Arkadaş bak buraya bak bak bak. Gel bir sayı doğrusu çizelim. bu ağaçlar A ağacı var. B ağacı var. Hoca C var. D var. E var. Dostum adam bize C ve D ağaçları arasında sayı doğrusunun başlangıç noktasını vermemiş mi? Yani şurası sıfır olduğunu söyle. O halde gel bakalım. B'nin mutlak değerinin sonucu 10. Mutlak değerin B'nin sonucu olsa bu ne demekti mutlak değer? bir sayının sıfıra başlangıç noktasına olan uzaklığıydı. Mutlak değerin tanımı. O sayının başlangıç noktasına uzaklığı demek. B'nin başlangıç noktasına olan uzaklığı yani sıfır olan uzaklığı kaç birimmiş? 11. birim. O zaman burası 10 birimdir. Tamam. Hocam mutlak E'nin sonucu 12. Yani E'nin başlangıç noktasına olan uzaklığı 12 birim. E'yi buldum. Başlangıç noktasına olan uzaklığına baktım. Burası da 12 birimmiş. Ayrıca A sayısından E sayısını çıkardığımda 36. Yani A ile E'nin arasındaki uzaklığın bana kaç olduğunu söylüyor? 36 birim olduğunu söylüyor. Bana neyi soruyor arkadaşım? A ile B'nin arasındaki uzaklığı. Yani A ile B'nin mutlak değerin sonucunu soruyor. Değerli arkadaşım o halde B ile başlangıç noktası 10'sa başlangıç noktasıyla e arası 12 ise buranın tamamı 10 artı 12'den 22 etmez mi? Hocam ben 36'dan 22 çıkarırsam hangi aralığı bulmuş olurum? A ile B'nin aralığı. Peki A'nın B aralığı A ile B arasındaki uzaklığı vermez mi? E, mutlak değerde onu sormak demek değil midir? O halde mutlak A eksi B'nin sonucu tamamı olan 36'dan 22'yi çıkarırsam 14 birim yani denizde şıkkını bulmuş olurum. Güzel bir yeni nesil mutlak değer sorusu olmuş bence. Geldim ben 3. soruma. 9 kardeşten oluşan bir toplulukta kardeşler yan yana sıralanmış ve yakalarına rastgele 1'den 9'a kadar numaralar takılmıştır. Bu kardeşler küçük üçüzler, ortanca üçüzler ve büyük üçüzler şeklinde isimler. Yani 3 tane küçük üçüz var. Üçü de üçüz. 3 tane ortancı olan üçüzler var. 3 Üç tane de büyük olan üçüzler varmış. 3 Üç no'lu kardeş ortancı üçüzlerdendir. 1 ve 6 no'lu kardeşler aynı üçüz grubuna aittir. Büyük üçüzlerin numaraları tek sayılardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi küçük üçüzlerden birinin numarası olamaz. Şimdi değerli arkadaşlarım böyle soruları bazen öğrenci arkadaşlarım ooo ben bunu çözemem. Geçeyim. Ay. Bak dostum. Bu sorular sınavın en kolay soruları. Neden biliyor musun? Eğer olayı problemi, derdini, ne olduğunu anlarsan o problemi çok basit bir problem olduğunu göreceksin. Ula arkadaşım sana sınavlarda çözemeyeceğin problemler değil. Senin anladığın an çözebileceğin problemlerden oluşuyor. Yani sen sınavda çok pür bir dikkat, dikkatli bir şekilde o problemin senden ne istediğini güzelce çıkartabiliyorsan. Hani hatırlıyor musun ilk öğretim, ilk öğretim öğretmenlerimiz, problemlerimiz nasıl çözüyorduk? istenenler ve önce biz verilenleri alırdık. Verilenleri yazarız sonra istenenlere bakarız. Sonra sonucu ulaşmaya. Evet sorunun analizini yapmak zorundasın. Gel ben bu tarz sorularda mutlaka şekil çizmem gerekiyor. Şimdi benim 9 tane kartım varmış. Bak 9 tane kart çizelim. 9 tane. Hemen hızlı 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 kaç etti? 2, 4, 6, 8 ve 9. Gel bunlara isim verelim. Bu 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bilgileri yerleştirelim. 3 nolu kardeş ortancı üçüzlerden. 3 üç numaralı kardeşi buldum. Burası ortancı üçüz olduğu için o ile gösterdim. 1 ve 6 nolu kardeşler aynı üçüz grubundadır. Tamam. Bak 1 ile 6'ya çarpı işareti koydum. Bunlar aynı üçüz grubunda olacaklar. Tamam. Yani bunlar ortancı olabilir büyük üçüzlerden ya da küçük üçüzlerden olabilir. Yalnız büyük üçüzlerin numaraları tek sayı. Demek ki 1 ve 6 büyük üçüz olma şansı yok. Tamam? Doğal olarak büyük üçüzler tek sayıysa neler olabilir? Bak, kimler olabilirse yuvarlak içine alalım. 5 olabilir, tek. 7 olabilir, 9 olabilir. E hocam 3, 3 ortanca üçüzlerden mi? Hocam 1, e onlar 1 ile 6 aynı gruptaydı ama benim Büyük üçüzlerin üçü de tek numara olacak. O zaman buldum ben büyük üçüzleri. Bak 5 numara büyük üçüzlerden. 7 numara büyük üçüzlerden. 9 numara büyük üçüzlerden. Ben bu bilgilerle bunun dışında herhangi bir şey söyleme şansım yok. Zaten soru da küçük üçüzlerden biri olamaz diye sormuş. Bak 1, 2, 4, 8 hepsi olabilir büyük üçüz. Küçük üçüzlerden biri. Ama 7 numara asla küçük üçüz olamaz. Çünkü 7 numarayı ben ne buldum? Büyük üçüz bulmuş oldum. Yaş problemini sayısal mantık sorusuyla karıştırmış sana sormuş. Güzel tatlı da bir soru olmuş. Geldim değerli arkadaşım dördüncü soruma. Evet uzunca bir soru. Bir kurye A, B ve C şirketlerine gelen kargoları dağıtmak üzere kargo şirketinden hareket ediyor. Kurye'nin A şirketinde geçirdiği zamanın iki katı, B şirketinde geçirdiği zamanın üç katına... C şirketinde geçirdiği zamanla 4 katına eşittir. Hmm, burada bir oran orantı var değil mi? Kurye saatte 12 kilometre sabit hızla hareket ediyor ve yalnızca şirketlerde zaman kaybediyor. Tamam. Yukarıda gösterildiği üzere aynı yol üzerinde bulunan kargo ile. Hocam tıkandın evet okuyamadım çünkü. Üzerinde bulunan kargo ile A şirketi arasındaki uzaklık 2400 metre. A ile B arası 1200 metre. B ile C arası da 4800 metreymiş. Kurye yola çıktıktan sırasıyla A, B ve C şirketlerinin kargolarını bıraktıktan 149 dakika sonra tekrar kargoya döndüğünde A şirketinde kaç dakikada kaldığını soruyor bana. Yani şunu yapacağız. Buradan kargodan A'ya geleceğim. Belli bir süre kalacağım. B'ye geleceğim. Belli bir süre kalacağım. C'ye kalacağım. Bitirdikten sonra geriye direkt K yani kargoma geri döneceğim. Şimdi değerli arkadaşım bizim şu başta verilen şu kısım var ya bir oran orantı kısmı vardı şuradaki cümlelere bir baksana gel bu o cümleleri düzenleyelim. A şirketinde geçirdiği zamanın iki katı. A şirketinde TA vakti geçirsin. Ve bunun iki katı kime eşitmiş? B şirketinde geçirdiği zaman üç katına. Yani 3 çarpı TB derim. Peki bu da C şirketinde geçirdiğinin dört katına eşitmiş. 4 çarpı TC'dir. Değerli arkadaşım burada bir ters orantı vardır. Yalnız bunları K sabitine eşitlemek yerine şöyle düşünelim. 2, 3 ve 4'ü paydadaymış gibi payda eşitlemiş olsaydım. 2'yi kaçla genişletmeliydim? 6 ile. 12 ile eşitliyorum. TA 6'nın bir katıdır. Ya da 6T diyelim. Tamam direkt 6T. TB 3 olduğuna göre 12 ile eşitlemek için 4'ün bir katı yani 4T. TC'de yani C'de geçirdiği zamanı 4'tü. 12 ile eşitlemek için 3 ile çarparım. 3 T'ye eşittir. Şimdi gel başlayalım. Bizim kurye saatte 12 kilometre sabit hızla gitmiyor mu? 12 kilometre kaç metredir? Hocam 12 bin metre. Saatte 12 bin metre gidiyor. Dakikada ne kadar gider? 1 saat 60 dakika değil mi? Gel 60'a böl. Böldüğümde gitti hocam 2 kaldı. 200 metre yapar. Bu 1 dakikada 1 dakikada gittiği metre. 1 dakikada 200 metre gidiyor. Peki bu arkadaş A'dan B'ye, B'den C'ye ve C'den B'den de C'ye gitmek için arada 2400, 1200 ve 4800 metreleri yol almayacak mı? Yani 2400, 1200 ve 4800'ü yol olacak. Topla bakayım bunları. 0, 0, 4, 2 daha 6, 8 daha 14, 50 var 1, 4, 2, 7, 8, 8400 kilometre yapacak. 400 metre yapar. Peki 8400 metreyi kaç kez yapacak? 2 kez yapacak. Doğru mu? Çünkü bir gidecek bir de aynı yolu gelecek. Bölü dakikada 200 metre gidiyordu. 200'e böldüğümde kaç dakikada gittiğini bulmaz mıyım? Buldum. Bu yolların arasındaki mesafeleri kaç dakikada gittiğini bulmuş oldum bu şekilde. Artı bir de şirketlerde zaman geçiriyor. A şirketinde 6T. B şirketinde 4T. C şirketinde 3T. Ve bunun sonucunda bu arkadaş 149 dakika harcıyormuş. 149. Bitti soru B. T'yi çek soruyu çözelim. Hocam 1-2, 1-2. Hocam 2'ler de birbirini götür. Burada ne kaldı sade? 84. Artı 6T, 4 daha 10, 10T, 3 daha 13T eşittir 149'a. Hocam 84'ü karşıya atarsam 13T eşittir. 149-84'ten kaç kalacak burada arkadaşım çıkardığında? 65 mi kaldı? 13T 65 her tarafı 13'e böldüm. T burada ne gelecektir 65'i 13'e böldüğümde? Hop 5. Peki bize A şirketinde kaç dakika harcadığını soruyor. E arkadaşım A şirketi 6T değil miydi? T'yi de 5 bulmadık mı? 6 çarpı 5'ten 30 dakika harcadığını bulmuş oldum. E yalnız güzel, güzel bir soru. Doğru değil mi? Yalnız gerçekten güzel bir soru çözdün. Haberin olsun. Geldim TET'deki mini denememizin son sorusuna. Beşinci soruma. Geldim beşinci soruma arkadaşım. Olasılıkla ilgili bir soru tarzı. Yalnız her sene TET AYT'de bir soru mutlaka karşımıza olasılıkla ilgili bir soru atıyorlar. Bir kurbağa bir merdivende eşit olasılıklarla ya bir basamak ya da iki basamak zıplayarak yol alıyor. Zeminde bulunan bu kurbağanın ikinci basamağa uğramadan Üçüncü basamağa geçme olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi gel. Bu arkadaş yani kurbağa. Üçüncü basamağa nasıl çıkabilir? Hocam bir, bir, bir. Yani birinci basamağa, ikinci basamağa ve üçüncü basamağa adım adım çıkabilir. Doğru. Başka nasıl çıkabilir? Hocam birinci basamağa zıplar. E sonra iki basamak daha zıplama hakkı var ya. Direkt üçe zıplar. Birden üçe gelmiş olur. Bu da doğru. Hocam böyle gitmeyebilir o üçüncü basama. Belki şöyle gidecek. Zeminden direkt ikinci basamağa zıpla. Çünkü iki basamak birden zıplayabiliyordu. Sonra bir basamak üçe zıpladığında direkt üçe gelmiş olur. Başka ihtimal var mı? Yok. Benim buradaki tüm durumum. Tüm durumum kaça eşittir? Üçe. Peki benden istenen durum ikinci basamağa uğramasın. Peki ikinci basamağa uğramadan bir tek bir ve üçü mü kullanması gerekiyor? Bu kaç durum? Bu da bir durum. E bitmedi mi? Olasılık bitti. İstenen durumu tüm duruma bölmek 1 bölü 3 yani Bursa şıkkıdır. Ya biliyorum içinden şu cümle geçiyor. Hocam ya bu kadar basitini sonra. Arkadaşım soruyu anladıktan sonraki kısım evet çok basit. Ama şu kısmı düzgün düzenlemen gerekiyor. Ve sana ben olasılıkla ilgili çıkmış son 4 yılın sınav sorularını çözdüm. Aç bak bakayım. Sana bu kadar basitlikle en az sana 6-7 tane soru gösterin son yıllarda sorulmuş. Merak etme sorunun bu kısmını rahatlıkla çıkardıktan sonra olasılık kısmı çok basit soruyorlar İnanmıyorsan çıkmış sınav sorularına bakabilirsin. Değerli arkadaşım, 5. sorumla da bu sorunla birlikte mini denememizin, TYT denememizin sonuna geldim. Değerli arkadaşım, senin görevini çok iyi biliyorsun. Zaman artık çok kısaldı. Senin görevin adan gibi soruları çözmek, benim görevim bir sonraki videoyu hazırlamak. Yalnız videoyu kapatmadan, söylemeden de geçmek istemiyorum. Değerli arkadaşım, lütfen bu videoları açıp böyle, böyle izle. Tamam Lütfen. Önce pdb'sini indir, kendi başına bu 5 soruyu hallet. Sonra aç, bak bakalım bu adam nasıl çözmüş. Bir de oradan dinle, oradan kontrol yap. Ama tekrar tekrar söylüyorum, lütfen direkt çözümleri izleme. Anlaştık mı? Şimdi videoyu kapatma zamanı. Senin görevini tekrar hatırlatıyorum. Adam gibi dersine çalışmak, benim görevim bir sonraki videoyu hazırlamak. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi davranman dileğiyle. Hoşça kal, görüşürüz.